11. söz. Bismillahirrahmanirrahim. Ve şemsi ve duhaha vel kameri izâ telâha vel nehâri izâ cellâha vel leyli izâ yağşâha vel nehâ ve semâi ve mâ benâha vel ardı ve mâ dahâha ve nefsi ve mâ sevâha ilâ âhiril âyet. Ey kardeş, eğer hikmet-i alemin tılsımını ve hilkat-i insanın muammasını ve hakikat-ı salatın rumuzunu bir parça fehmetmek istersen, nefsinle beraber şu temsili hikayeciye bak. 11. sözün ana gayesi, ana maksadı bu. Mevzunun içerisinden biz bunları anlamaya çalışmamız gerekiyor. Şu mevzunun ve temsilin sevk ediliş gayesini unutarak mevzunun içerisinde bir şeyler aramaya koyulursak maksadımızı takip edemeyiz. Maksattan ayrılmış oluruz. Bunu unutmayın. Şu suallerimizin cevabını mevzunun içerisinde bulacağız. Hikmet-i alemin tılsımı. Alemin hikmeti nedir? Nereden geldi? Nereye gidiyor? Bu varlıklar nelerden ibarettir? Sonra Cenab-ı Hak bu varlıkları niçin yaratmış? Yani her birisinin bize bir menfaati zahiren gözükmüyor. Biz anlamıyoruz. Ve olsa da bize bir cihetten bakıyor. Bin ciheti saniyine bakıyor. Cenab-ı Hak bu kadar acayip garip mahlukları yaratmaktaki maksadı nedir diye alemin bir takım hikmetleri var. Şu anki istikrar-ı tamamen neticesi diyor Üstad. Umumi bir araştırma var. Nevi Beşer'in araştırmaları. Üstadın tabiriyle yine fenlerin casus gibi tetkikatı ile hani fenler, ilimler böyle casus gibi kainatta incelemeler yapıyorlar. En ince ayrıntısına kadar. Bir bitkinin ta zerrelerine varıncaya kadar. Onun bir sürü menfaatlerini sıralayıncaya kadar casus gibi incelemelerde bulunuyorlar. Ve bunların hepsinin incelemelerinin ana maksadı gayesi de onun hikmetini çözmek. Fakat şimdi burada da anlatıldığı gibi o giren güruhlar 12. sözde daha da güzel anlatılıyor bu. Aynı. Sadece maddesine hasrı nazar ediyorlar. Maddesini inceliyorlar. Mana tarafında bunun ustası, bunun sanatkarı bunu niçin yapmış? Bununla kendini nasıl tanıttırmak istiyor diye o tarafına hiç ilişmiyorlar, ilişemiyorlar. Nübüvvet nuruyla bakmadıkları için. Zulmetli felsefe gözüyle baktıkları için maddesinde boğulup hapsoluyorlar. Fakat her birisinin ortak olarak vardığı kanaat nokta şu. Hel terâ min fudûr diyor hepsi. Âlemde hiçbir kusur yoktur diyorlar. Her fen incelemiş olduğu sahada mükemmel diyor. Zaten burada da söyleyecek. Hazine yani. O hazinelerde cevherler, elmaslar, zümrütler var. Bu esma-i ilahiye. Onlar o cevher ve elmas ve zümrütleri bulma tarafına değil, onların maddesini inceleme tarafına gidiyorlar. Tabi o 12. sözün bir meselesi. Onu oraya bırakıyoruz. Hikmet-i alemin tılsımı ne demektir? Ona kısaca girmiş olduk. Alem neden ibarettir? Sonra hılkat-ı insanın muammasını, insanın yaratılış sırlarını, insan nedir? Necidir? Nereden geldi? Nereye gidiyor? Bu dünyada vazifesi nedir? Alemdeki yeri, durumu, konumu nedir? Bu sefer felsefe gözlüğüyle bakan, nübüvvet gözlüğüyle, nuruyla bakmayanlar kendilerince bir takım yorumlar yapmışlar. İşte diğerlerinden ayırarak yani konuşan canlı hayvan demişler. Hayvanın atık diye. Yani böyle kendilerince bir takım acizdir, fakirdir veyahut da işte diğerlerinden farklı olarak şuurludur. Diğerlerinden ayıran yönleri olmuş. Ama vazife itibariyle insana baksaydılar, insanın halife-i arz olduğunu, arzın ökeninde en mükemmel bir mahluk, kainat şeceresinin bir meyvesi olduğunu görecektiler. Fakat onlar insanın yalnız maddesi itibariyle baktılar. Biyolojik yapısı itibariyle değerlendirdiler. İşte biyolojik yapısı itibariyle diğer mahluklardan ne kadar üstünse o kadar bir makam verebildiler. Aklı var fazlalık olarak. Ne bileyim, hakikatin derinliklerine dalabiliyor. Diğer canlılardan farklı yönleri var. Fakat
Yine madde hesabına baktıkları için kalp ve ruh noktasında, mana noktasında diğer mahluklardan ayırmadılar. Hayvan geldi, dünya hayatını elde etmek istiyor. İnsan da işte dünyada mücadele veriyor. O da dünya hayatını elde etmek istiyor. Her nasılsa bir takım kabiliyetlerinin fazlalığından dolayı diğer hayvanlara, canlılara hükmedebiliyor gibi böyle manasız yorumlar yaparak hilkat-ı insanın muammasını tamamıyla keşfedememişler. Bu insan bu kabiliyetleriyle, bu kadar bin altın kıymetli donanımlarıyla dünyayı almak için değil, ahireti avlamak için geldiğini, diğer mahlukat içerisinde bir rütbesi olduğunu, bir halife olduğunu, burada imtihan ile saadet ebediyeyi kazanması gerektiğini, Cenab-ı Hakk'ın bir takım hikmet-i alemin tılsımında, yani alemin yaratılış tılsımları vardı. Orada hazineler ve defineler vardı. Yani Esma-i İlahiye'nin defineleri. O alemi inceleyerek Esma-i İlahiye'yi oradan bulmak, çözmek, Halık'ını tanımak, marifet mertebelerini terakki etmek gibi hilkat-ı insanın muammasını bulamadılar, çözemediler. O insanı böyle maddi bir sahada, biyolojik yapısıyla değerlendirdiler ve küçülttüler. Bunda ise, 11. sözde ise insanı yüceltiyor, yükseltiyor. İnsanın yaratılış muammasını çözerek, vazifelerini ona bildirerek ve ne yapıyor? Değeri yükseliyor. Sen kainat Halık'ı tarafından halife-i arz olarak yaratılmışsın. Kainatın ibadetlerini kendi ubudiyetin içerisine kalkıp dergah-ı ilahiye takdim edeceksin. Bunu da yapman işte birinci, ikinci güruhlar var. O güruhların sağ tarafına girmekle, birinci güruha dahil olmakla ancak bu vazifeleri yerine getirirsin. Onu aşağıda göreceğiz yani. Birinci güruh, ikinci güruh. Yani hilkat-ı insanın muamması nedir? O güruhlarda göreceğiz. Hikmet-i alemin tılsımı nedir? Şunlardır. Defineler, hazineler var. Bir sultan yapılış maksadı var. Yapılış maksadını da anlatıyor. İki vecihle kendini görmek ve göstermek istiyor. Hikmet-i alemin tılsımı bu işte. Alemi Allah bunun için yarattı. Kendi defineleri, kendi hazinelerindeki elmas ve zümrütleri teşhir etmek için yarattı. Definesi hükmünde olan Esma-i İlahiye'yi sergilemek ve Nas'ın enzarına ve kendi nazarına sergilemek için bu alemi yarattı. Alemin hikmeti budur yani kısacası. Mevzunun şeylerini takip edebiliriz şeyin içerisinde. Sonra hakikat-ı salatın rumuzu, bu üçüncü madde. İsterseniz şunu bir sualle tespit edelim, sabirleştirelim. Sonra bu maksadımız unutulmasın, mevzunun içerisinden arayalım diye. Hikmet-i alemin tılsımı nedir? Hilkat-ı insanın muamması nedir? Hakikat-ı salatın rumuzlarından birkaç tanesini yazınız gibi. Üç tane önemli mevzu. Bu suallerimizin cevabını mevzunun içerisinden bulmamız gerekiyor. Çünkü biz 11. sözü bunu anlamak için okuyoruz. Hocam zaten konunun özelliği Evet. Fakat bunu bazen ekser okumalarda baştan okuyup unutuyoruz. İleride gidip metni tahlil etmeye çalışıyoruz. Yani şu sualimize dönüp de cevabını metnin içinden bulma tarafına gitmiyoruz. Bu sefer biz bunu okuduk sualimizi. Mevzuyu böyle yüksek bir nazarla, yüksekten bakmakla mevzunun içerisinden bu sualimizin cevabını bulmamız, özetlememiz gerekiyor. Hikmet-i alemin tılsımı nedir veya da tılsımını yazınız. Hilkat-ı insanın muammasını yazınız. Hakikat-ı salatın rumuzunu yazınız. Diye üç sual çıkaralım. Ondan sonra onların cevaplarını da özetini yeri gelince vurgulayacağız. Oradan özetlersiniz. İnşallah. 123'te yani birinci kafile olan şeyde namaz ile diyor. Namazın mütenevvi ezkar ve harekatiyle işaret ettiği vezaife makamatı mufassalan gördüler diyor. Evvelen, saniyen, salisen gibi hakikat-ı salatın rumuzu buradan başlıyor. Nereden başlayalım? Şurada hakikat-ı salatın rumuzu. Namazın mütenevvi ezkar ve harekatiyle işaret ettiği vezaif ve makamat. Evvele, saniyen, salisen diye başlıyor. Bir ilk önce gaibane muamele, sonra hazırana bir muameleye terakki ediyor. Onu iyyâken abidû ve iyyâken nestaîn. Birinci kafile olan süeda ve ebrar ise diye başlıyor. Hakikat-ı salatın rumuzunu anlatıyor.
Namaz hakikatının işaretleri, hakikatı, salatı, rumuzu. Namaz hakikatının bir takım işaretleri varmış. Burada nasıl tarif ediyor? Böyle. İstersen şu maddeden tekrardan alalım. Hakikat insanın muammasının üzerine durduk. Şimdi hakikat-ı salatın rumuzu ne demektir? Oradan devam edeceğiz inşallah. En altta da şimdi bu şey aşağı düşmüyor ki. Şems-i ve duhaha manası neydi? Şems-i ve duhaha'nın manası neydi? Güneş onun aydınlığına yemin ederim diyor. Hakikat insanın muamması dedik şeyden mi başlıyor? Hakikat insanın muamması birinci gruptan itibaren mi başlıyor? Hakikat insanın muamması. Hakikat insanın muamması birinci grup ve sonuna doğru hayatın gayeleri, vazifeleri anlatıyor. Sonra Yaver Ekrem falan, şurada Yaver Ekrem falan nazarabiliyoruz ya. Bu da şeye girmiyorlar. Bu da girer. Yani hakikat insanın muamasını hani birinci grup girdiler, şöyle yaptılar. O da yine hakikat insan muammasını anlatıyor. Ama en son hayatın sırrı, hakikati, hayatın sureti, hayatın mahiyeti anlatıyor ya. Onlar daha çok muammadır. Onun söz. Ayetlerinin yüksek ve geniş bir hakikatını Sure-i Şems'in mucizene işaret ettiğini ve kainatı muntazam bir saray suretinde gösterdiğini. Burada mektubatta ve Şems'in ve Duhâhâ'da kasem 11. sözdeki muhteşem temsilin esasına işaret eder. Nasıl? Kainatı bir saray ve bir şehir suretinde gösterir. Yani bir yemin ediliyor güneşe ve aydınlığına. Söyler güneş hani güneşi bir sırac bir lamba yaptık diyor. Güneş sırac ve lamba olunca bu sefer kainat saray konumunda olmuş oluyor. Söyler saray konumunda olunca nasıl bir saraydır? 11. söz bu muhteşem temsili işliyor. Yani bazen ayetlerde bir kelime
Mesela mübareze denildiği vakit neyi hatıra getir diyor üstad şeylerde? Muhakematta diyor. Mübareze denildiği vakit meydana harp hatıraman gelir. Yani mübareze diyor savaşı. Mücadele, savaş denildiğinde hemen o manzarayı. Bir kelime sana bir alemden haber veriyor. Şimdi burada güneşin lamba olma hadisesi, güneşe yemin edilmesi hadisesi ise güneşin yani büyük bir sarayda bir lamba olma hadisesini dolayısıyla alemi muhteşem bir saraya benzettiğini, kainat bir saray ve bir şehir suretinde gösteriyor. Onu 11. sözde işliyor. Burada ise Sure-i Şems'in mucizana işaret ettiğini, mucizane buna işaret ediyormuş. Yüksek ve geniş bir hakikatını Sure-i Şems mucizana işaret ediyor ve kainatı muntazam bir saray suretinde gösterdiğini. Yine bu Sure-i Şems, Şems suresi, kainatı, tabi devamı da var yine ayetlerin, muhteşem bir saray hükmünde gösteriyor. Ulvi ve vüsatlı bir temsille tefsir etmekle beraber, mahiyet insaniyedeki ve zayıf ubudiyet ile insanın mahiyetindeki ibadet vazifelerinin ne olduğunu, bu da hilkat insanın muamması dediğimiz gibi sonuna doğru anlatıyor. Cihazat insaniyeyi ve rububiyet ilahinin envai tecelliyatına karşı ubudiyet insanın mukabelelerini, yine hilkat insan muamması biraz daha açıyor. Ve diyor ki sureyi ve şemsinin mucizana olan işaretini harika bir surette ve en azim bir dairede azam bir rububiyeti ekmel bir ubudiyette karşılaştırıyor. Fihristi çok antika. 11. yüzyılın Fihristi diye yani. Fihristi kim düzenledi? Üstad. Abi üstü şey yok. Üstad. Üstad'ın da dönüyorlar. Mesela bu da diyor işte Suhuf-i İbrahim'de aslı bulunan 8. söz diyor. Şey değil, bazıdan değil. Üstad'ın düzenlediği. Bunu abiler söylemez yani. Nereden bilecekler ki abiler değil mi? Fihristi çok antika zaten. Fihristi'ne bakmak lazım. Evet. Geçiyoruz. Evet, başlayalım abi. Bak. Bu ne ya? Sizlerimiz uyuşmaya başladı artık. Biz de arıza gibi. Hocam ya şu bütün şeyler şu an vallahi ne bu ya? Bir tane mi? Yok, ne güzel dedi. Arkadaşlar. Şimdi istersen şunu da bir kaydedeyim mi? Durduralım hocam, bir tane zaman şeyin yanına bir tane silahs. Gelmiş bir tane bir şey yapacağız. Bir tane yeni cihazlar. Yapacağım inşallah. Kendim sonra bayramımızda babam karşılık verirse alacağım. Adam müdür seviyorum. Anır. 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 Anır.